boşalıyor, köyler boşalıyor. Ve köylerde doğru dürüst üretim yapılamıyor ve sorun çok ciddi. Gençler de köylerden ayrılıyorlar ve onlar da üretim zincirlerinden kopuyorlar. O nedenle yapmamız gereken bir şey var. Çiftçiyi toprağa küstürmeyeceksin. Üreticiyi küstürmeyeceksin. Onlar ekecekler, onlar üretecekler, onlar kazanacaklar ve 85 milyonun karnı doyacak. Biz bugün her şeyi dışarıdan alıyoruz. Buğdayı dışarıdan alıyoruz. Samanı dışarıdan alıyoruz. Canlı hayvanı dışarıdan alıyoruz. Eti dışarıdan alıyoruz. Yulafı dışarıdan alıyoruz. Mısırı dışarıdan alıyoruz. Şekeri dışarıdan alıyoruz. Her şeyi dışarıdan alıyoruz. Neden? Neden? Koskoca Türkiye, zengin bir Türkiye. Topraklarımız var, suyumuz var, güneşimiz var, çalışkan insanlarımız var. Neden dışarıdan alıyoruz? Hangi gerekçeyle dışarıdan alıyoruz? Milliyetçilik dediğin önce üretir. Milliyetçilik dediğin yabancıya el avuç açmaz. Milliyetçilik dediğin zenginleşir. Zenginleşen bir Türkiye, sözü dinlenen bir Türkiye. Asıl arzumuz bu. Üreteceğiz. Bakın pandemi şunu gösterdi. Arabanız olmayabilir, eviniz olmayabilir, koltuğunuz olmayabilir, buzdolabınız olmayabilir. Ama günde bir sefer, iki sefer yemek yemek zorundasınız. Kim üretecek? Kim? Çiftçi üretecek. Elin oğlu üretiyor, biz tüketiyoruz. O kazanıyor, biz kaybediyoruz. Bu mudur milliyetçilik? Biz üreteceğiz, biz kazanacağız ve biz dünyaya meydan okuyacağız. Kırsalda çalışan bütün kadınların ve bütün gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Çalış kardeşim, üret kardeşim, kazan kardeşim, milletin karnını doyur ama söz veriyorum senin sosyal güvenlik primini ben ödeyeceğim. Emekli olacaksın sen, emeklilik hakkını kazanacaksın sen. Bunu yapmak zorundayız. Bereketli topraklarımız var, tütünümüzü yok ettiler. Bereketli topraklarımız var, üzümümüzü yok ettiler. Böyle bir şey olur mu? Her şey dışarıdan gelecek. Dışarıdan gelecek, dışarıya dolar ödeyeceksin. Biz üretirsek dolar değil, Türk liramız var. Adı üstünde, Türk lirası. Türk lirasını pula çevirdiler ya. Pula çevirdiler. Bir de ortalıkta geziyorlar, biz milliyetçiyiz diye. Nevşehir'de son 3 yılda daire fiyatları %450 artmış. Bazen diyorlar ki gençler neden umutsuz? Gençler neden geleceğini göremiyor? Bakın benim kuşağım, biz babalarımızdan daha iyi bir eğitim aldık ve onlardan daha iyi bir yaşam standardı sağladık. Bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız bizden daha iyi eğitim aldılar ama bizden daha düşük bir gelire mahkum ediliyorlar. Ve bizim gençlerimiz diyor ki üniversiteyi bitirdim. Annem babam fedakarlık yaptı. Şimdi iş arıyorum, işim yok. Zor bela asgari ücrette bir iş bulsam ne araba alabilirim ömür boyu, ne ev alabilirim ömür boyu diyor. O zaman ben burada niye kalayım? Eğer ben diyor yurt dışına gidersem ev de alırım, araba da alırım, asgari ücret bütün bunların hepsini karşılar diyor. O zaman gençler benim size sözüm var. Bu ülkede kalacaksınız, bu ülkede üreteceksiniz, bu ülkede kazanacaksınız, bu ülkeyi büyüteceksiniz ve bu ülkeyi zenginleştireceksiniz. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olmasın diye başta beşli çeteler, uyuşturucu baronları bir sürü adam tutuyorlar, bir sürü iftira atıyorlar. Ne yaparsanız yapın burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Söz veriyorum. Fitil fitil getireceğim. Öyle uyuşturucu baronları kalkacak. Bizim gencecik çocuklarımızı zehirleyecek. Beyefendiler de bunları dikkate almayacak. Uyuşturucu baronlarını hapishanelerden serbest bırakacak. Uyuşturucu baronları Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de hesaplaşacak. Uyuşturucu baronlarının da burnundan getireceğim. Bu milleti soyan, bu milleti soyan, dolarla, avroyla paraları alan,
aldıkları paraları İsviçre'ye, Londra'ya, Fransa'ya, Amerika'ya götüren Bay Kemal bunları bulamaz diyen o insanlar şunu çok iyi bilsinler. Bay Kemal Türkiye'den kaçırılan her kuruşa hesabın hangi bankada olduğunu, kaç lira olduğunu biliyor ve tamamını getireceğim, bu millete vereceğim. Şimdi bize arada bir milliyetçilik dersi veriyorlar. Ya siz kim, milliyetçilik kim? Allah aşkına söyler misiniz bana? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kendi topraklarımızı terk ettik ya. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmadılar mı bunlar? Bayrağımızı indirmediler mi? Süleyman Şah Türbesi'ni başka bir yere getirmediler mi? Götüreceğim, götüreceğim. Gençler, götüreceğiz onu, beraber götüreceğiz. Bayrağımızı götüreceğiz. Vatan toprağına Süleyman Şah Türbesi'ni götüreceğiz. Bayrağımızı dalgalandıracağız ve bütün dünya selam duracak. Buna inanın. Bunu yapacağız. Artık 14 Mayıs'tan sonra bu nefret dilini, kötü dili, siyasete uzanan bu kötülükleri kaldıracağız ya. Sizden başlayalım. Onların attıkları iftiralara gülüp geçelim. Biz de onlara benzemeyelim. Oldu mu? Evet. Ve biz bu filmi 2019 senesinde gördük. Her seçim yaptıkları gibi aslında. Sürekli ayrıştırmak, sürekli kötülemek. Seçildiğimiz akşam Sayın Cumhurbaşkanı'nın balkona çıkıp, ey Türkiye, bugün 1400 civarında belediyemizi seçtik. Herkes kendi görüşüne göre farklı partilerden belediye başkanlarını seçti. Bundan sonra bugün seçim bitmiştir. Hep beraber devlet, hükümet ve belediyeler olarak bizleri seçen, bizlere oy veren 50 milyon civarındaki seçmene hizmet edeceğiz. Böyle bir şey duymadık. Sayın Cumhurbaşkanı 94 yılında belediye başkanı olduğunda meclis üyesi onun da yetersizdi. Ama kendisine meclis üyeleri İstanbul halkının menfaatleri doğrultusunda destek oldular. Biz ne olduk? Topal ördek. Maalesef bu muameleyi görmeye başladık. 1 milyar lira da ayrıca Çevre Bakanlığı'ndan alacağımız var. Millet İttifakı belediye başkanlarının birçoğu İstanbul otobüs kredisi bulmuş, imzalanmıyor. Mersin'in, İzmir'in metro kredileri imzalanmıyor. Yani oy vermeyen cezalandırılıyor. Böyle bir mantık var. Peki sonuç ne oldu? Biz dünya belediye başkanları, başkent belediye başkanı seçildik. Her şey! Her şey! Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili hemşehriler.